Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben veterinerim Mehmet Mert. Bugün bir koyun işlemi geldik. Burası henüz yeni yapılmaya başladı. Amca kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl rahatın, keyfin? İyiyim abi, sağ ol. İyisin. İyiyim abi, sağ ol. Oruç tutabiliyor musun? Oruç tutuyorum abi. Maşallah, maşallah. Hepsini tuttum abi. Maşallah, ne güzel. Benim orucum. Ne güzel, çok güzel. Kaç yaşından beri oruç tutuyorsun? Küçükten beri. Küçüklükten başlayan bir insan, evet, orucunu kolay kolay bırakmıyor amca. Evet. Ben de aynı. İlk. Benim çocuklar da. Ufak kızım da tutuyor. Maşallah, çok güzel. Allah kabul etsin. Şimdiden tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz. Yarın artık bayram. Evet, evet. Takipçilerimizin de bayramını kutlayalım. Evet. Ülkemize hayır getirir. Güzellik getirir, sefa getirir, bereket getirir. Evet sevgili arkadaşlar, bu işletme yeni yapılan bir işletme. Gördüğünüz gibi gayet de güzel. Hep böyle bahsettiğim işletme tipi. Şimdi gelecek, kamera da gelecek. Gelecek, evet. Hep bahsettiğim, bu raylı sistem var değil mi burada? Kapı. Evet, görüyorsunuz. Raylı bir sistem. Bu işletme güzel. Farklı yönleri var işletmenin, hemen onu da söyleyeyim. Burası Çukurova bölgesi arkadaşlar. Hemen karşımızda deniz de yakın buraya. Hava olarak çok güzel bir yer. Yani köyün en esinti alan yeri. Kışın tabii ki bu esinti hayvanlar açısından negatif bir etki. Çünkü biliyorsunuz hayvanlar üşüyebilir. O yüzden arkadaşımız güzel, sistemli bir sökülebilir, takılabilir, açılabilir bir sistem yapmışlar. Daha açmadı. Buraya da kapanacak, şöyle eğik, evet. Güzel vurmasın diye. Güzel, güzel. Yazın burası mesela açılsa, yazın çok sıcak olduğunda bu iki tarafta açılır, karşı tarafta açılır, her taraf açılır. 200-300 tane daha gelecek, dolacak. Kaç baş hayvan var şu an burada? Vallahi kaç adet? 100'ü geçti. 100'ü geçti. 150 olsa, 150 de karşılasa 300 baş kapasiteli bir ahır diyebiliriz. Küçük baş ahırı. Gördüğünüz gibi amca az önce gösterdi bana. Şimdi normalde hayvanların içine girip yem vermek zor oluyor. Ama burada güzel bir sistem uygulanmış. Görüyorsunuz. Bu sistem buradan indiği zaman burayı kapatıyor. Hayvanlar buraya kafasını sokamıyor. Dolayısıyla buradaki bakıcı rahatlıkla yemi dağıtabiliyor. Burada bir yem yolu yapılmış. Yem yolu çok önemli. Çünkü içerisinde hayvanların girmeyeceğiniz için rahatlıkla buradan gezip hayvanlarınızı takip edip yemini verebileceğiniz bir sistem. Yine yemlik dışarıda arkadaşlar. Hayvanların içinde değil. Çoğu işletmede hayvanların bulunduğu ahırın içinde yemlik oluyor. İster istemez hayvanlar üzerine atlayabiliyor, çıkabiliyor. Birbirlerine bazen vurup birbirlerini sakatlayabiliyorlar. O yüzden bu şekilde büyükbaş hayvan sisteminde olduğu gibi yemin dışarıdan olması çok önemli. Pratiklik açısından bakıcısının daha rahat yem verebilmesi açısından yemliklerin dışarıda olması güzel. Yine karşıda gördüğünüz gibi yemlik dışarıda. Yine karşıda açılabilir, kapanabilir arkadaşlar. Bu şekilde trapezde yapılmış. Açılabilir duvar arkadaşlar. Prefabrik. Yani istediğiniz zaman rahatlıkla sıcak havalarda açıp kaldırabilirsiniz. Böyle soğuk havalarda da kapatabilirsiniz. Biliyorsunuz son zamanlarda demir fiyatları çok yükseldi. Yani tüm işletmenin maliyetleri çok arttı arkadaşlar. Hemen yem yolu güzel bir şekilde perde beton sistemiyle yapılmış arkadaşlar. Gayet güzel. Zemini biz çok beton istemiyoruz. Toprak bir zemini daha uygun görüyoruz. Yine bu mucur taşı. Yani bu zamanla hayvan bunu gübresiyle kapatacak.
çok ince taşlar da hayvanların ayağına batabilir arkadaşlar. Bypass. Yani buna dikkat etmek lazım. Bir müddet sonra hayvanların gübresiyle bu kapanacaktır. Zeminin çok beton olmasına gerek yok. Bu şekilde bypass toprak olabilir arkadaşlar. Yine burada gördüğünüz gibi ahırın devamı yapılıyor. Dışarıdan yemlemeli. Yine suları da arkadaşlar karşıda, dışarıdan hayvan istediği gibi suyunu içebiliyor. Koyun fiyatları, hayvan fiyatları, kesim fiyatlarında yükselmesiyle birlikte arttı arkadaşlar. Bu yıl şu an hali hazırda canlı fiyatlar 100 TL'yi geçmiş durumda. 100 TL üzerinde sevgili arkadaşlar. Yani şöyle dersek 50 kilo canlı ağırlıktaki bir hayvan, 50 kilo canlı ağırlıktaki bir hayvanı şu an 5000 liradan aşağı alamazsınız. Kurban zamanında 70-80 kilo gelse bir hayvan arkadaşlar, çarpın canlı ağırlık yüzde, fiyat artmazsa ne yapar? Yani 7000-8000, neredeyse 10.000 TL'ye kadar bu yıl 5000 ila 10.000 TL arasında kurbanlık fiyatı öngörülüyor arkadaşlar. İşletmemizde karma bir hayvan var. Yani karma derken farklı ırklar, melezler. Ne var mesela? Burada kangal dediğimiz arkadaşlar. Akkaraman ırklarımızdan. Yine ivesi görüyorsunuz. Sarıbaş diye de yerel olarak adlandırılan bir isim. Yine arkadaşlar burada merinos yok ama yerli, kuyruksuz, kıvırcıkta ırklarından birkaç tane var. Hemen köpeğimiz hayvanlara iç dış parazit mücadele açısından haplama yapılmış. Hayvanlar ishal. Arkadaşlar hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Yani ben hayvanlarda iç parazit olarak, bir hekim olarak bu ishal yapıcı parazit ilaçlarını, parazit tabletlerini önermiyorum. Sebebine gelince buradaki etki mekanizması arkadaşlar, hayvanın bağırsağını, bağırsak, bu ilaçların özelliği hayvanın bağırsak peristaltiğini arttırarak oradaki parazitlerin dışarı atılması, aynı zamanda parazitlerin öldürülüp hayvan bağırsak peristaltiğinin arttırılarak parazitlerin dışarıya atılmasını amaçlamak, oradaki ilacın etki mekanizması. Ama hayvanın bağırsağını bu şekilde hızlandırıldığı zaman ilaçlar hayvanlarda da ister istemez birkaç günlük bir iştahsızlık, bir yememe, yine bazen ölüm şekillenebiliyor ve hayvan ister istemez en az bir hafta, 10 gün, 15 gün geriye atabiliyor. O yüzden piyasada arkadaşlar, veteriner kliniklerinde hayvanları ishal yapmayan tabletler var, haplar var. Yani bağırsak içerisindeki mikropları, parazitleri içerisinde eriterek öldüren ilaçlar var. Yani onları tercih etmenizde fayda var. Çünkü kurban artık yaklaşıyor. 1-2 ay kalmış kurbana. Şu an hayvanlara bu şekilde parazit ilaçları verip de hayvanları 1 hafta 10 gün geriye götürmemek gerekiyor. Yine arkadaşlar burada bir sıkıntı, hayvanlardaki çatlak dediğimiz, görüyorsunuz hayvanların vücudunun her tarafında, özellikle boyun, kafa kısmında çıkan bir problem. Bu ırk yatkınlığı da var, özellikle akkaraman ırklar arkadaşlar, kangal dediğimiz ırklarda bu çatlak daha çok gözlemleniyor. Aslında bunların aşıları da var. Bir firma, yerli bir firma çıkarıyordu ama yaklaşık 5 aydır piyasada bu ilacı bulamıyoruz arkadaşlar. Bu çatlak nasıl oluşuyor? Arkadaşlar çatlak dediğimiz mikrop zaten dışarıda, hayvan vücudunda da, florada da
bulunabilen bir mikrop, steril olmayan iğnelerle arkadaşlar veyahut da yanlış yapılan enjeksiyonlarla, kasış yapılması gereken ilaçları siz deri altı yaptığınızda orada apseleşmelerle oluşabilen, zamanla arkadaşlar büyüyen ve orada irinleşen bir tabaka oluşturuyor. Ve bu en büyük sıkıntı bu bulaşıcı arkadaşlar. Nasıl bulaşıcı? Hayvanlar da bu olgunlaşıyor arkadaşlar, bu çatlak. Olgunlaştıktan sonra belli bir zamandan sonra bu kendiliğinden patlıyor. Patladıktan sonra da bu hayvanlar ne yapıyor bunu? Bu irinli, mikroplu arkadaşlar enfektif irinleri sağa sola sürte sürte veyahut da diğer hayvanlara sürte sürte bunu bulaştırabiliyor. Yani diğer hayvanlar da geliyor. Bu irinle bulaşmış yemi veyahut da suyu veyahut da yeri yaladığında bu mikrobu alabiliyor. Bu hastalık böyle bulaşıyor. Bu hastalık böyle bulaşıyor arkadaşlar. Ve çok inanılmaz derecede sıkıntı oluşturuyor hayvanlarda. Zayıflama yaptırabiliyor. Görüyorsunuz karşıda bir hayvanın boğaz bölgesinde, gırtlak bölgesinde soluk borusuna yakın oluşmuş. Bu hayvanın boğulmasına bile sebep olabilir. O bölgedeki soluk borusunu tıkayabilip hayvanın ölmesine neden olabilir. Nihayetinde bizim kendi mesai arkadaşımızın bir hayvanda da böyle bir sıkıntı olmuştu. Onun patlaması, iç bölgeye patlaması neticesinde hayvan soluk alamayıp kesime gitmişti. Hayvanlarda bunun önüne geçmek için aşılamalar, yine iyot arkadaşlar, iyot içerikli yem katkılar bu tür çatlakların oluşmasını geriletebilir. Çünkü o iyot aynı zamanda mikrobik etkisi var. Mikrobik etkisinden dolayı bu çatlağın oluşumuna bir nevi engel olabilir. Yemlerde iyotlu takviyeli yemler var. Yine yem katkı arkadaşlar, yem katkı vitamin, mineral premikslerinin içerisinde de iyot olabilir. Bazı yalama taşlarında iyot bulunabilir arkadaşlar. Yine özellikle bazı premiksler var. Bizim tedavide de kullandırdığımız o premikslerden de bu hayvanların yemlerine katmakta fayda var. Hayvanlar iştahlı. Görüyorsunuz arkadaşlar, ishal olmuş hayvan. Görüyorsunuz beli bükülmüş. Böyle kendinden geçmiş. Yani bir insan ishal olduğunda nasıl halsiz düşerse bu hayvanlar da halsiz düşüyor. Söylediğim gibi hayvanlar da bu kilo kaybına neden olabiliyor. Bazen hayvanların ölümüne bile neden olabiliyor. O yüzden size tavsiyem ishal yapmayan tabletlerden kullanmanızı. Yine yeni çıkan bazı arkadaşlar ilaçlar var. Sıvı oral yolla uygulanıyor. Yani tablet tarzında değil, sıvı tarzında. Hem uygulaması kolay. Onları da tercih edebilirsiniz. Burada birkaç tane hayvanın çene altında arkadaşlar şişkinlikler gördüm. Bir hayvanın çene altında şişkinlik varsa mutlaka karaciğer kelebeğinden şüphelenin arkadaşlar. Eğer çene altında şu hayvanınki çatlak mesela, bu hayvanınki çatlak. Tam böyle iki çene altında arkadaşlar, ortada böyle büyük bir ödem şekillenir. Özellikle karaciğer kelebeklerinde karaciğerin bütünlüğü bozulduğu için arkadaşlar oradan çene altına doğru vücut dolaşımı bozulacağı için çene altında ödem gelişebilir. Karaciğer kelebeklerinde de kullanılan tabii ki parasiter ilaçlardan kullanmak gerekiyor. Amca yem ne veriyorsunuz hayvanlara? Abi sapı, mercimek. Mercimek sapı. Besi yeni. Arpa karışık. Besi, arpa karışık. Küspe var. Küspe var. Arpa var. Yeme ufak ufak yediniz. Ezme. Ezme. Evet, ezme salam.
Süt yemi. Evet. Deposu da orada. Deposu da var. Çok evet arkadaşlar, bir husus da hayvanları. Günde işte bir sefere bir troll giriyor. İyi. Hayvanlara da yem veriyorsanız, bu hayvanlar, yeni gelen hayvanlar var. Yeme alışması gerekiyor. Öncelikle karma aşılarımızı, çelerme diye tabir ettiğimiz bazıları, yer olarak da halklar buna yem aşısı da diyenler var. Yani halk dilinde mutlaka bu karma aşılarımızı hayvanlarımıza yapıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki hayvanlar yeme alışmadığı takdirde hızlı bir şekilde bağırsakta özellikle fazla yem yerlerse, karbonhidratça zengin yem yerlerse hayvanlar, hızlı bir şekilde bağırsakta bu karbonhidratların parçalanma esnasında Clostridia mikropları hızlı bir şekilde çoğalabiliyor. Bağırsağın ortamına göre çoğalıyor. Dolayısıyla hayvanları hasta edebiliyor. Biz aşılarımızı mutlaka hayvanlara bir defa yeme alıştırmadan önce aşılarımızı, bu karma aşılarımızı hayvanlarımıza yapıyoruz. Yine yemlere kullanacağımız yem katkılardan bahsettik. Yem katkılarının içerisinde maya, sodyum bikarbonat, yani tamponlayıcı özelliği olan yem katkılar var. Bunlardan da kullanırsak hayvanların sindirimini desteklemiş oluruz. Dolayısıyla hayvanlarda hızlı bir şekilde, bu şekilde mide problemleri yaşanmaz arkadaşlar. Bir de yemleri hayvanlarımıza alıştıra alıştıra vermemiz gerekiyor. Yani nedir? Bu hayvanın yem kapasitesi örneğin 1 kiloysa biz bunu 300 gramla başlıyoruz. 300 gramla bir hafta içerisinde 1 kiloya çıkarıyoruz. Biz hayvana hızlı bir şekilde 1 kilo, bir de daha önce yemediği yemleri verirsek çok hızlı bir şekilde hayvanların midesi bozulacaktır. Asidoz dediğimiz, hiç istemediğimiz bir hastalık gelişecektir. Bunun önüne geçmek için de hayvanlarımıza yemi kontrollü alıştıra alıştıra vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu işletme biraz büyüyecek. Arkadaşlarımız burayı büyütecek. Hemen yanı başımıza buraya bir işletme gelecek. Yani işletme büyüyecek arkadaşlar. Yine buradan videolarımız olacak. Bilgilendirici videolarımız olacak. Kanalımıza abone olmadıysanız, abone olursanız, videolarımıza beğeni, yorum atarsanız bizi mutlu edersiniz. Sonuçta daha çok yetiştiricimiz videolarımızdan faydalanır. Dolayısıyla fayda sağlar. Onlar da bu videolardan katkı sağlamış olur. Evet arkadaşlar, yarın bayram. Tekrardan hepimizin, tüm İslam aleminin bayramı kutlu olsun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın. Takipte kalın.